Sevgili tarih dostları, sevgili tarihte yürüyen adamlar, Ramazan-ı Şerif'in tüm coğrafyamızı, tüm İslam ümmetinin üzerini kapsayan bir güneş gibi kapladığı bu günlerde size dedik ki ne konuşalım, ne anlatalım? O kadar çok malzememiz var ki yıllarca konuşsak bitmeyecek malzemeye sahibiz elhamdülillah. Dedik ki Osmanlı'da merhamet, Osmanlı'da insanlık, Osmanlı'da nezaket kültürünü konuşalım. Osmanlı devleti etrafına ne saçıyordu? Osmanlı dendiği zaman Osmanlı kavramını duyanlar ne hissediyorlardı? İşte bunları konuşacağız. Osmanlı'da merhamet duygusunun, mazlumun dünyasındaki Osmanlı nasıldı? Ya da zalim Osmanlı deyince ne hissediyordu konusunun konuşulduğu Osmanlı'da merhamet duygusu programına hoş geldiniz. Selçuklu Devleti'nin kahramanı, aslanlar gibi hükümdar Alaaddin Keykubat, Selçuklu'ya altın çağını yaşatmış Alaaddin Keykubat, Ertuğrul denilen yiğit, aslan, mert, delikanlı adama dedi ki, sana Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yazlak olarak veriyorum. Yazın Domaniç'te, kışın Söğüt'te kalırsın. Benim uç beyim olarak Söğüt'te Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu Devleti'nin arasında bir tampon bölge kurarsın dedi. Devletin en tepesindeki adamdan Alaaddin Keykubat'tan bu emri alan Ertuğrul Gazi başım gözüm üstüne dedi ve bir uç beyi olarak devletin uç bölgelerinde uç beyliği yapmaya gitti. Alaaddin Keykubat şöyle seslendi. Halil İnalcık Hoca'nın, Allah rahmet eylesin, Devlet-i Aliye kitabında yazdığı üzere Alaaddin Keykubat dedi ki, sana ben Söğüt'ü veriyorum ama bir şartla veriyorum. Söğüt'te Hristiyanlar var. Karacahisar Kalesi'nde Hristiyanlar var. Lefke Kalesi'nde Hristiyanlar var ve bu topraklarda bol miktarda pazarlar var. Buralarda Hristiyanlar var. Uç beyi olarak oraya obanı götürmeye başladığında o insanlar senin teban olacaklar. Aman ha, sakın tek bir Hristiyanın bile burnu kanamaya dedi. O Hristiyanları sana zimmetliyorum. Sen onların hamisisin dedi. Osmanlı fıkıh sisteminde, Osmanlı hukukunda zımmi denilen bir kavram vardı. Zımmi, devlete zimmetlenmiş, can ve mal varlığı devlet tarafından korunmak zorunda olan insanlardır bunlar. Ve Alaaddin Keykubat, bütün Hristiyanları zımmi olarak Ertuğrul Gazi'ye zimmetledi. Bu mantık yapısının, bu devlet mekanizmasının, bu insanlığın, bu merhamet duygusunun, bu kula hizmet etmeyi Allah'a çalışmak olarak gören bu mantığın dünya üzerinde tek bir örneği yoktur. Tek bir örneği yoktur. Alaaddin Keykubat'tan o bölgedeki Hristiyanları zimmi olarak kendisine zimmetlenmiş bir biçimde teslim alan Ertuğrul Gazi, obasını Söğüt'e götürür. Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman kitabında anlattığına göre bir tane dere vardır Söğüt'ün tam orta yerinde. Zaten Söğüt programında da o dereyi de gösterdik.
Ertuğrul Gazi, Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman kitabında anlattığına göre, Alplerinden, Turgut Alp'ten, Abdurrahman Çavuş'tan, Bamsı'dan, Samsa'dan daha küçük yapıya sahipti. O da 1.88 boyunda. Ertuğrul Gazi 1.88 civarında. Şimdi o daha küçükse diğerlerini hesap edin. Ne kadar büyükler. Onlara dedi ki, bakın şu dere. Derenin bu tarafı Hristiyan toprakları, bu tarafı Müslüman toprakları. Alplere dedi ki, aman ha, sakın dereden bu tarafa geçmeyin. Zira Aşık Paşazade der ki, Alplerin hengamesi, Alplerin o büyük gösterişli halleri Hristiyanları korkutuyordu. Hristiyanlar korkmasın diye Ertuğrul Gazi kendi adamlarına Hristiyan topraklarına geçmeme yasağı koydu. Kendisi geçiyordu. 50 metrekarelik küçücük bir alan satın aldı ve oraya kendi eli ile taşıdığı tuğlalardan, taşlardan bir cami yaptı. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, Söğüt'te bulunduğu süreler tek başına gider. Hristiyan topraklarda kendi yaptığı o önünde kuyunun bulunduğu, bugün de kuyulu mescit olarak anılan o camiye gider, o camide namaz kılardı. Hiçbir şekilde Hristiyanlara karışmaz, müdahale etmezdi. Ertuğrul Gazi'nin kuyulu mescitte namaz kıldığını gören Hristiyanlar meraklı bir biçimde kıyam, kıraat, rükû, secde, tahiyyat gibi hareketleri görmeyen, hayatları boyunca namaz kılan tek bir adam bile görmeyen bu Hristiyanlar bir gün cesaretlerini toplayıp Ertuğrul Gazi'ye sen ne yapıyorsun dediler. İşte o Ertuğrul Gazi'nin aylardır beklediği soruydu. Hristiyanlar fitili ateşledi. Bugün hala kuyulu mescidin yanında bulunan duvar kenarına oturtturdu Hristiyanları ve dedi ki, gelin size anlatayım. Ben burada ne yapıyorum? Ve onlara namazı, İslam'ı, peygamberi ve her şeyi anlattı. Aşık Paşazade'den gidiyoruz ya, yine ondan gidelim. Diyor ki, bu sorunun sorulmasından 3 yıl sonra Söğüt'te Hristiyan kalmadı. Hepsi Müslümanlığa geçiş yaptı. İşte merhamet bu demektir. İşte zulüm yapmazsan, şiddet uygulamazsan, barış, güvenlik, esenlik dini olan İslam'ı kelime kökü ile karşılarsan, karşında 3 yıl sonra bir tane bile Hristiyan adam bulamaz. Ertuğrul Gazi son derece mazlum seven, garibanlarla birlikte olan, askerleriyle aynı çorbadan kaşık sallayan bir adamdı. Oğlu Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi, oğlu Murat Hüdavendigâr. Bunlar gittikleri her yere aşevleri kurdular, imarethaneler kurdular. Paralarını devlet tarafından karşılanan, paralarını bizzat devletin verdiği aşevlerinde fakir fukarayı doyurdular. Fakir fukara doyururken Osman Gazi'sinden, Orhan Gazi'sinden, Murat Hüdavendigâr'a, fakir fukara doyururken hangi dine mensup olduğunu da sormadı. Selamun aleyküm demelerini bile beklemedi. Açlarsa, bir insan açsa başka bir özelliğe gerek yok. Dil, din, ırk, mezhep, meşrep hiçbir şeye gerek yok. Herkes alınır. Ve o devlet tarafından bütün ihtiyaçlarının karşılandığı imarethanede yemek yedirilirdi. Murat Hüdavendigâr müşfik bir insandı.
Murat Hüdamendigâr mücahit bir adamdı. Şu arkamda görmüş olduğunuz Topkapı Sarayı'nı yapan, medeniyetin atası olan Murat Hüdamendigâr 1389 tarihinde Kosova Meydanı'nda Balkan milletleri ile yapmış olduğu Kosova Savaşı'nda 1389'da savaşın sonunda galip gelinen bir savaşın sonunda atından iner. Yerlere serilmiş olan düşman askerlerinin arasından geçer. Yaralı var mı, müdahale edebileceğimiz birileri var mı diye aralarından geçerken savaş alanını gezen Murat Hüdamendigâr, savaş meydanında şehit olan tek padişahtır. Su diye bağıran bir düşman askerinin yanına gelir. Askerleri der ki, aman sultanım, aman hünkârım, aman, bu bir düşman askeri, tedbirli olmak gerek, yanına öyle hemen gitmeyelim. Murat Hüdamendigâr der ki, siz Kerbela nedir bilir misiniz? Kerbela'da yaşanan ızdırabın farkında mısınız? Bu dinde Kerbela diye bir travma var. Ben su diyen herkese su vermekle mükellefim der. Çömelir. Elindeki suyu bu askere içirirken o asker tarafından hançerlenir ve şehit edilir. Sevgili dostlar, şehit edilmek duygusu ile şehit edilmeye rağmen, alınan ihtarlara rağmen bir mazluma bir su diye bağıran yaralıya yardım etmek dünyada yalnızca Osmanlı Devleti'ne, Müslümanlara ve elhamdülillah bize nasiptir. Allah bizi bu din, Allah bizi bu millet evladı olarak yarattığı için namütenahi kere hamdolsun. ...19 yaşında tahta çıkan bir genç adam var bizim tarihimizde. 7 dil bilen, 17 yaşında üniversitenin makine mühendisliği bölümünden mezun olan, çağ açan, çağ kapatan bir cihan hükümdarı, bir Rönesans hükümdarı 19 yaşında. Biz ona Sultan Mehmet Han diyeceğiz ama dünya ona Fatih Sultan Mehmet diyecek. Çağlar açan, çağlar kapatan 3 imparatorluğa, ki bunların ikisi Roma İmparatorluğu'dur. Hem Doğu Roma İmparatorluğu hem Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu. 2 Roma İmparatorluğu olmak üzere 3 imparatorluğu yıkan Fatih Sultan Mehmet Han mazluma, garibana, çaresize son derece müşfikti. Hristiyan bölgelerini gezer, Hristiyanlarla dostane ilişkiler kurardı. Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Palaiologos'un, ki tarihte kaydedilmiş son Doğu Roma İmparatorudur. Roma İmparatoru 11. Konstantin'in istenmeyen adam ilan ettiği Ayasofya Kardinali Giovanni Scolorio Genadius'u Roma İmparatorluğundan sonra Osmanlı Devleti'nin başında bulunduğu Ortodoks Rum Patrikhanesi olarak, Patrikhanesi'nin başına patrik olarak atadı. Sanırım 2 sene oldu. Levon Panos Dabayan isminde benim de çok sevdiğim bir Ermeni amcamız vardı. Gazeteci, köşe yazarı, kitapları bulunan, İstanbul'un fethini yazan bir İstanbul Ermenisi vardı.
2 sene önce vefat etti. Levon Panos Dabayan der ki, bu bilgiyi bilhassa geçenlerde sevgili bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu sıkıştırmak isterken almış olduğu ve beklemediği cevaplar karşısında şoka giren ve salonu terk eden Tunus asıllı Fransız vatandaşı milletvekili Sonia Crimi'ye armağan ediyorum. Sonia Crimi bir Tunusludur. Fransızlar tarafından sömürülmüş, kültürü, dini, dili unutulmuş bir Müslüman ailenin kızı olarak Tunus'a Fransa'ya bir köle olarak götürülmüş. Ardından kendisini yapan bütün özellikleri unutarak Fransızlaşmış ve utanmadan küstahça karşımıza çıkıp sizler Ermenileri katlettiniz diyen o Tunus sürgünü, kölesi Sonia Crimi'ye bu sözü ithaf ediyorum. Diyor ki, 2 sene önce vefat eden Levon Panos Dabayan amca, elini öpmüşlüğüm vardır bu Ermeninin. Diyor ki, eğer İstanbul'da Ermeniler yaşıyorsa, eğer İstanbul'da bir Ermeni cemaati, bir Ermeni kilise yapıları varsa, bu tamamen Osmanlı Devleti'nin sayesindedir. Fatih Sultan Mehmet Han sayesindedir. Zira İstanbul'da bir Ermeni varlığına tahammül edemeyen Roma imparatorlarına inat, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'da bir Ermeni patrikhanesi kurdu ve Ermenilere can, mal, din hürriyeti, özgürlüğü verdi. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen İstanbul Ermenisi. Hristiyan olarak öldü. Samatya'daki Hristiyan kilisesinde dini ayin yapıldı ve Ermeni mezarlığına gömüldü. Levon Panos Dabayan. İşte o Tunus sömürgecisi, Fransız vatandaşı Sonia Crimi bunu bilmiyor. Bizlerde soykırım yoktur. Bizlerde vahşet de yoktur. Bizde olan tek şey insanlıktır. Bu kadar merhamet bazen saflıktır diyoruz. O kadar merhamet göstermiştir benim ve sizin atalarınız. Fatih Sultan Mehmet Han bu bölgede bulunan tüm kiliselere, İstanbul'da bulunan kiliselere emanname vermiştir. Bir ahitname hazırlamış ve ahitnamenin sonucunda, yani karşılıklı anlaşma hazırlamış, Hristiyan teba ile Müslüman teba arasında ve bir emanname vermiştir. Bu emanname der ki, İstanbul'da bulunan kiliseleri benim ve evlatlarımın hışmından bu ferman koruya. Yani öyle bir ferman veriyor ki, benden ve evlatlarımdan bütün yapabileceğimiz zulümlerden bu ferman Hristiyan kiliselerini korusun diyor Fatih Sultan Mehmet Han kiliselere verdiği emanname. Ve bugün Balat'ta ve bugün Kumkapı'da ve bugün Yedikule Samatya bölgesinde bulunan kiliselerde kapıda böyle bir el vardır. Şöyle bir el. Ona Meryem Ana'nın eli derler. Doğru değildir. O Meryem Ana'nın eli değil, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Hristiyanlara verdiği emannamenin göstergesidir. Başka dinlere, başka milletlere, başka kültürel yapılara hoşgörü Fatih Sultan Mehmet Han'la bitti mi sizce? Daha başlamadık ki. Osmanlı'da da daha neler var neler var. Bakın, bir tane örnek vermek istiyorum.
17. yüzyılda Hollanda'nın elçisi olarak İstanbul'a gelen Lahey isminde bir büyükelçi vardır. Bir sefir. Lahey. Bugün Hollanda'nın okyanus tarafında bulunan şehrinin ismini alan adam. Rotterdam, Amsterdam ve Lahey. Yan yana şehirlerdir bunlar. İşte o Lahey diyor ki 17. yüzyılda İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da 6 ay kalmış ve 6 ay sonra hatıralarıyla beraber memleketine dönmüş. Lahey diyor ki İstanbul'da çok fazla millet, çok fazla din, çok fazla kültürel, felsefi, inanış farklılıkları olan mahalleler vardır. Bir mahallede yaşayana diğer mahallede yaşayan müdahale etmez. İnsanlar birbirlerine din, dil, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin selam verirler. Bakın bunları ben demiyorum. Bunları Lahey söylüyor. Diyor ki İstanbul'da çok dinliliğin ve birbirine tahammülün had safhada olduğu İstanbul'da eğer yabancıysan ve bulunduğun bölgenin hangi dine mensup insanları tarafından kullanıldığını bilmiyorsan sokakta yaşayan hayvanlara bak. Kediye bak, köpeğe bak. Sokak hayvanları. Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar yani. Eğer senden kaçmıyorsa, ayaklarına dolanıyor, sana sürtünüyor ve sevilmek isteniyorsa orası Müslüman mahallesidir. Korkmayın. Orada hayvanlar bile garanti altındadır. Eğer seni gören kedi, seni gören köpek senden kaçıyor, bir duvar arkasına saklanıyorsa o topraklar Hristiyan topraklarıdır. O topraklarda hayvanların dahi can güvenliği yoktur. Size aktardığım bu hatıraları ben söylemiyorum. 17. yüzyılda Osmanlı'ya gelen, 17.'nin sonu 18. yüzyılın başlarında Osmanlı'ya gelen Hollandalı sefir Lahey aynen hatıralarında böyle söylüyor. Sevgili dostlar, Osmanlı topraklarında yani Nizam-ı Alem ile Kelimetullah felsefesinin yaygın olduğu Osmanlı topraklarında Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar birbirleri ile husumet içinde olmaksızın yaşıyorlardı. Sevgili dostlar, burası İstanbul. Burası Osmanlı'nın başkenti. Burası insanlığın başkenti İstanbul. Bir yerde 1500 yıllık bir kilise, bir yerde 400 yıllık bir cami ve ortasında hala kardeşlik duygusu hakim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt, dünyada yardım, dünyada merhamet, el uzatının elini tutmak noktasında bir çığır açtı. Hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Tarihe, literatüre kirli Isabel olarak geçen İspanya kraliçesi Isabella Fortuna'nın önderliğinde yapılan o Endülüs Müslümanlarına Avrupa'nın toplu olarak yapmış olduğu o zulmü durdurmak için Sultan II. Beyazıt buradan bir donanma gönderdi. Nereye mi? Dünyanın diğer tarafı olan İspanya'ya. Akdeniz'in ucuna gönderdi. Sonra o donanma o topraklarda bulunan ve işkence altında olan Müslümanları zulümden kurtardı. Sonra baktılar orada bir grup gariban tipler var. Komutan sordu, güzel yürekli paşa sordu, bunlar kim dedi. Dediler ki bunlar da
Müslümanlar gibi Hristiyan İspanyolların zulmü altında perişan olan Yahudiler. 2. Beyazıt'ın emriyle gönderilen donanmanın komutanı dedi ki onlar da gelsin. Çünkü mazlumun dini, dili, ırkı yoktur. Mazlum mazlumdur, zalim zalimdir. Onlar da gelsin dedi ve Yahudileri, İspanya'nın zulmü altında inleyen Yahudileri kurtardı. Onları Balkan topraklarına, onları Selanik'e, onları Makedonya'ya, onları Kırklareli'ne, Edirne'ye, Zonguldak'a, İstanbul'a, İzmir'e, yani Batı topraklarına gönderdi. Dünyada yok edilmesi gereken haşeralar gibi görülen Yahudileri Osmanlı Devleti bir tek teklif dahi yokken hallerini gördükleri için merhamet etmişler ve onları yurt içine almışlardır. İşte biz böyle Necip, böyle muhteşem bir milletiz. Ardından Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman sürecinde coğrafyasına ümit, etrafında bulunan zalimlere korku, mazlumlara ise işte Osmanlı geliyor ya da Osmanlı gelecek biçiminde bir ümit aşılamıştır. Her zaman ve daima Avusturya'nın işgali altında duran Polonya, Polonyalı yetkililer Osmanlı Devleti'nden yardım istemişler. Osmanlı Devleti Polonya'yı Avusturya'dan kurtarmak için asker göndermemiş, 300 tane asker kıyafeti göndermiş. Polonyalılara bu kıyafetleri giyin ve Avusturyalıların gördüğü yerde bu askerleri yürütün demiştir. Osmanlı asker kıyafetinde 300 Polonyalının yürüyüşünü gören Avusturyalılar eyvah coğrafyaya Osmanlı ayak bastı demiş ve işgali sona erdirmiştir. Sevgili dostlar, bir Hollywood filminden sahne anlatmadım. Bir Yeşilçam sinema kurgusundan bahsetmiyorum. Yaşanmış, tarihin sayfalarına altın harflerle işlenmiş zafer dolu günlerden bahsediyorum. Osmanlı, Avusturya'nın zulmünde ezilen Polonyalılara gönderdiği kıyafetlerle yardım etmiştir. Merhamet mi? Merhametin ikinci adı Osmanlı'dır ve merhametin toprakları burasıdır. Yıl 1918. Fatih'te Fatih bölgesini baz alarak tarihi yarımadanın bu toprakları bir tek yangınla kül oldu. Her taraf yandı. Binlerce insan evsiz ve mağdur durumda kaldı. İşte o günün padişahı Sultan Mehmet Reşat Han, Abdülhamit Han okullarında okuyan, bütün bildiklerini Osmanlı'nın son devir okullarından öğrenen ama Cumhuriyet'in de ilk mimarları olan Mimar Vedat Tek ve Mimar Kemalettin var, bildiniz değil mi? İşte ben size Mimar Kemalettin'den bahsetmek istiyorum. Hani şu liraların, Türk liralarının 20 liranın arkasında resmi bulunan Mimar Kemalettin, işte dönemin padişahı, o dönemin Mimar Sinan'ı olan Kemalettin'i çağırır ve bu evi yanan binlerce insana bir ev yapılmasını emreder. Osmanlı Devleti'nin ilk toplu konutları olan harik, harik ateş demek, yangın demek, harik zedeganlar apartmanı olarak şu an arkamda görmüş olduğunuz toplu konutları yapar.
1918 Türkiye'si, 19, 20, 21, 22 savaş ve zor zamanların hakim olduğu bir takvimler bütünüdür. 1919 ile 1922 yılları savaş yıllarıdır, para yoktur ve devlet mecburen halktan, bizzat kendi vatandaşından yardım ister. İstanbul halkı yardımseverdir. Nerede biri dara düşse peşinden koşar. Kimlerin mi? Mesela Bulgar Türklerinin, kimlerin? Trakya Türklerin, kimlerin? Iraklıların, Suriyelilerin, Kırımlıların, Libyalıların, Azeri Türklerinin. Kimin canı dara düşse Osmanlı ona yardım etti. İşte şu an arkamda görmüş olduğunuz binada Fatih bölgesinde evi yananlara devlet tarafından mağdurlardan 5 kuruş para almaksızın devletin bir ikramiyesi olarak yapmış olduğu toplu konutlardır. ...1922 yılına yetişti. Ama o ana kadar evi yanmışlar, ev sahibi oldular. Durumu düzelttiler. Zira yangından sonra 3 yıl geçti. O saatten sonra artık Türk Hava Yolları'na bağışlandı. Türk Hava Yolları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı ortak kullandı. Savaş pilotlarının, yolcu pilotlarının ortak lojmanı oldu. 1985 tarihine kadar apartman olarak kullanılan arkamdaki toplu konutlar bütünü 85 tarihinden sonra bugüne kadar otel oldu. Bu millet, bu memleket, bu vatan merhametini hiç kaybetmedi. En fakir olduğu zaman, en parasız, en yoksul olduğu zaman, Avrupa'nın kendisine hasta adam dediği zaman bile merhametini kaybetmedi. Balkan Savaşı'ndan sonra Trakya'dan gelen insanlara bu devlet, bu topraklar her ne kadar millet kucak açmasa da kucak açtı. Kırım'dan gelenlere kucak açtı. Azerbaycan'dan gelen Boraltan Köprüsü faciası, tek parti CHP devrinde yaşanan Boraltan Köprüsü faciasını saymazsak, Azerbaycan'dan gelenlere kucak açtı. Bu millet Irak'tan gelenlere kucak açtı. Bu millet Bulgaristan'dan, Belene kampından 92'li yıllar, 190 kilo kaldırarak dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu'nun da içinde bulunduğu bir grup Bulgaristan'da yaşayan Bulgar Türklerine baskı, zulüm yapıldığı zaman da bu topraklar, Allah mekanını cennet eylesin, Turgut Özal idaresinde mazluma kucak açtı. Bu topraklar Saddam'ın zulmünden kaçan Halepçe'deki Kürtlere kucak açtı. Bu topraklar şimdi de kendi ülkesinde savaş olduğu için doğup büyüdüğü memleketini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere kucak açıyor. Arada söylenmeler oluyor mu? Elhak oluyor. Aynı söylenmeleri Trakya'dan, Balkan savaşlarından sonra, 2 aylık zorlu, ölümcül bir yürüyüşten sonra, bazen dizde, bazen göğüste, bazen insan boyunda olan karların altından yürüyerek, Makedonya'dan, Filipe'den, İşkodra'dan, Bosna'dan, Selanik'ten,
Edirne'den, Kırklareli'nden İstanbul'a gelen yüz binlerce yığın halinde yürüye yürüye, bazen bebeklerini feda ederek, çok ağladığı için üşüyüp aç kalmasından dolayı çok ağladığı için bebeklerin karlara gömüldüğünü, bebeklerin anneleriyle beraber dereye atıldığını gördü. Bu topraklar 2 aylık bir yürüyüşten sonra bir kısmının kara topraklar gibi, sıra dağlar gibi topraklara yığılıp ölü olarak yerde kalmasına rağmen bir grubun buraya gelmesi, tarihe Balkan Savaşı caminin avlusunda değiliz. Hikayesi olan, travması olan, depresyonu olan, trajedisi olan bir caminin içindeyiz. İnsanlar geldiler. İstanbul halkı, İstanbul'un yerli halkı dedi ki, bu Trakya'dan gelen Türkleri devlet neden İstanbul'a getirdi? Neden biz bunlara kucak açıyoruz? Neden biz bunların karınlarını doyurmak zorundayız? İstanbul'da insanlar açken, devlet kendi halkına bakmayıp Balkanlardan İstanbul'a göç edenlerin karınlarını neden doyuruyor? Bu haksızlık neden dediler. O insanlara ev bark vermediler. O insanlara çorba vermediler. Acı ama gerçek. Tarihte bunlar yazıyor. Ve devlet büyük camilerin avlularına yerler, prefabrik konutlar, insanların tıkış tıkış yatmak zorunda kaldığı yurtlar yaptılar. İşte bu insanların 2-3 aylık zorlu yürüyüşten sonra doğup büyüdükleri memleketi terk edip buraya gelmek zorunda kalan insanların arasında 2 tane kadın var. Birisinin adı Zübeyde, diğerinin adı Makbule. Zübeyde'nin bir tane daha evladı var. 6 çocuklu Zübeyde'nin 4 çocuğu ölmüş. 4 evladını toprağa vermiş. 2 evladını da gözünün nuru gibi bakıyor. Birinin adı Makbule, kız çocuğu dizinin dibinden ayırmıyor. Birini ise sıbyan yaşta ayırmış gözünün önünden. Okul okul, askeri okul her yerde gezdiriyor. Zübeyde ve Makbule. Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda kendisine uzatılacak eli beklerken evlatları cepheden cepheye gezen bir tuğtüm general, bir mirliva İstanbul'a geliyor. Benim annem, benim kardeşim nerede diye soruyor. Yaveri olacak olan sevgili dostu Cevat Abbas bilmiyorum kardeşim diyor. Mustafa Kemal Paşa her tarafı arıyor. Bütün camilere bakıyor. Ve kardeşini ve annesini Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda buluyor. Sarılıyor, kucaklıyor ve Şişli'deki evine götürüyor. Sevgili dostlar,
O gün İstanbul halkı bir hata yaptı. Devletin buralarda bakmak zorunda olduğu o mültecilere, o mecburi mültecilere neden devlet bunlara bakıyor? Neden ülkelerini terk ettiler? Neden savaşmadılar? Neden toprakları uğrunda şehit olmadılar da buraya kaçtılar dediler ve o Balkan göçmenlerine bakmadılar. Şimdi bugün bakıyorum ki bazıları da Suriyeliler için bunu söylüyor. Fakat elhamdülillah memleketin çoğunluğu böyle düşünmüyor. Bu topraklar Anadolu. Bu topraklar Anadolu. Bu topraklarda Sümerlerden, sonraki dönemde Asurlardan, Babillerden, Hititlerden itibaren bu topraklarda hep kan, gözyaşı, zulüm hakim olmuştur. Sonra Selçuklu geldi, sonra Osmanlı geldi. Kardeşlik denilen hukuku, merhamet denilen kurumu bu topraklara hakim kıldılar. Bu toprakların adı Anadolu. Merhamet bizim diğer adımız. Selamın yaygın olduğu bu topraklar merhametin diğer adıdır. Ne diyor? Benden sana zarar gelmez. Korkma. Benden sana fayda gelir. Söyleyelim mi? Esselamu aleyküm.